Merhaba, hepimiz karnelerimizi aldık. Ben de sizin gibi karnemi aldım ve karnemi sizlere göstermeye. Ya bak, hep videodan öncesini diyorum ama şu anda diyemiyorum. Önceden bir konuşma kuruyorum aklımdan. Öyle videoya başlıyorum. Ama videoya gelince bir yerden sonra tıkanıyor. O dediğim bir yerden sonra tıkanıyor böyle. Aklımdan birden siliniyor nedense. Her neyse, ben de karnemi aldım. Sizin gibi karnemi sizlere göstereceğim. Ama belgeyi ters çevirdim ki en son göstereceğim ne aldığımı. Hemen şöyle belgeyi ilk arka tarafa koyalım. Şöyle karnemi göstereyim. Hala her zaman bildiğimiz gibi bir tane karne. Herkesin aldığı gibi bir karne şöyle. Şimdi buraya ne yazmışlar? Sevgili Zeynep, başarılı ve mutlu bir yaşam için derslerde göstermiş olduğun gayretten dolayı seni tebrik ediyorum. Her zaman yanında olan ailene de teşekkür eder, iyi tatiller dilerim. Teşekkür ederim, ben de size iyi tatiller diliyorum. Sonra burada neler var? Aldığım puandır, birinci dönem puanları, sonra dönem sonu puanım falan filan. Hepsi burada, şimdi hepsini size göstereceğim teker teker. Benim bakın şurada hani şeyler var ya, çok iyi, iyi falan, kötü diye değerlendirme yerlerinde. Benim 5. sınıfa kadar her daim orası çok iyi olmuştur. Hepsi çok iyidir. Ama bu sene birazcık çalışmayı aksattığım için benim bir çalışma sadece çok iyi değil, iyi olmuş. Ondan sonra şöyle karneyi kenara koyalım. Haftalık çalışma programı vermişler. Haftalık ders çalışalım diye şöyle. Bir de yanında ben şunu çok üzüldüm. 15 tatili insanlar ne için yiyor? Dinlenmek için. Ama bizim okul arkadaşlar ders tekrarı yapalım, İkinci dönemde zorlanmayalım diye şöyle yanında İngilizce için bir şey vermişler bakın. İngilizce. Böyle içinde tekrar var. İşlediğimiz ilk konudan işlediğimiz son konuya kadar İngilizce kitapçığı hazırlamışlar. Ve TÖDEV vermişler. Ben buna çok üzüldüm. TÖDEV'in ilk sayfasını açtığınızda zaten gözünüz kayıyor böyle. Gözünüz kanıyor, bakar mısınız? İlk sayfadan direkt gözleriniz doluyor. Hemen böyle dolup dolu sayfa geliyor gözünüzün önüne. Ondan sonra şu, bu da böyle dursun. Acaba ben ne aldım? Böyle bir karneye ne aldım? Bu dönem çok şey oldu. Tüm önemli dersler düşük ama öbürlerinin hepsi yüksek. Çok farklı bir şey oldu nedense. Okuyorum. Türkçe, birinci dönem onların puanını okuyorum. Türkçe 78, matematik 82, fen bilimleri 78. Hepsi böyle idareli idareli, 70'li 70'li gidiyor nedense. Sosyal bilgiler 77, yabancı dil yani İngilizce 74. Din, kültürü, ahlak bilgisi 96, görsel sanatlar 100, beden zaten 100, müzik 100, bilişim 96, seçmeli yabancı dil yani Almanca 89, seçmeli spor ve fiziki etkinlikler o 100 zaten, herkesin 100. Ondan sonra seçmeli drama dediği o da herkesin 100. Etüt yazmışlar ama hiçbir şey yazmamışlar. Puan yok karşısında. Sıfır da yazmamışlar. Sıfır bile yazmamışlar yani. Bomboş duruyor karşısında. Toplam 36'ymış. Haftalık ders saatimiz toplam 36'ymış. Haftada 36 ders görüyormuş. Aslında çok bir ders değilmiş yani. Gün içinde size çok gibi geliyor ama normalde çok değilmiş. Şu an bunu öğrendim. Dönem sonu puanım 86. 86 ile acaba ne aldım? Sonra arkadaşlar burada toplam kitap sayısı, okuduğu kitap sayısı diyor. 3 yazmışlar. Neden 3 yazmışlar? Yani siz gidip şey demiyorsunuz. Ben şu kitabı okudum. Şu kitabı okudum. Şu bilmem kaçıncı kitabım. Bilmem neyi okudum. Bu bilmem kaçıncı kitabım diye söylemiyorsunuz. Sınavda birinci Türkçe sınavımızda bir tane kitap kitaplar vermişlerdi bize alın diye listede. Kitap vermişlerdi. Jingo diye kitap vermişlerdi. Sınavda o çıkmıştı. Birinci sınavda bir kitap okumuştuk diye saydılar. Öbür ikinci Türkçe sınavında da iki tane kitaptan soru çıktı. Onda da iki diye. Toplam 3 etmiş ya. Hani siz gidip söylemediğiniz için herkese 3 yazmıştır oraya. Ve takdir aldım. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Takdir belgesi. Arkadaşlar siz takdir almadıysanız bile alamadım diye üzülmeyin. Hani düz geçmişsinizdir, teşekkür almışsınızdır, takdir almışsınızdır. Ama daha güzelini yapmak için siz sürekli çabalayın. Nasıl desem, hani bir dönem düz geçtiniz ama öbür dönem daha çok çalışıp bunun telafisini yapabilirsiniz. Mesela farz edelim ben şu an düz geçmiş olsaydım.
öbür döneme daha çok çalışıp takdir almayı planlardım. Yani siz onu daha çok çalışa çalışa gayret ede ede onu iyileştirmeye çalışın. Notunuzu daha iyi iyileştirmeye çalışın ve daha yüksek hedefler kurabilirsiniz. Yani bunları başararak daha yüksek hedeflere ulaşabilirsiniz. Siz ne aldınız karnenizi aşağı yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Buralardaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Sizleri çok seviyorum.